Isaac Newton, modern bilimin babası olarak anılır. Bir gün Newton tarafından yapılmış bir güneş sisteminin modelini bulan arkadaşı hayranlıkla söyledi. Bunu kim yaptı? O bir dahi olmalı. Başlangıçta kendi başına oradaydı. Kendi başına mı? Bu nasıl bir saçmalık? Evrenin kendi kendine oluştuğunu söylüyorsun. Peki ben bu evren modelinin kendi kendine oluştuğunu söylediğimde neden bana inanmıyorsun? Evren kendi kendine var olmadı, Tanrı tarafından yaratıldı. Bu dünyada hiçbir şey kendiliğinden yaratılmadı. Engin evren. Canlıların yaşayabileceği dünya. Bütün bunları kim yarattı? İbraniler 3:4. Her evin bir yapıcısı vardır, her şeyin yapıcısı ise Tanrı'dır. Her şeyi yaratan Tanrı'dır. Bu doğru mu? Her şeyi Tanrı'nın yarattığına dair kanıt arayalım. Dünya ile Güneş arasındaki mesafe %5 daha yakın olursa, dünyadaki tüm su buharlaşacak ve hiçbir canlı hayatta kalamayacak, %5 daha uzağa giderse dünyadaki tüm sular donar ve hiçbir canlı yaşayamaz. Dünya şimdi olduğundan %10 daha büyük olursa, daha güçlü yerçekimi nedeniyle yeryüzünde zararlı gazlar birikecek ve hiçbir canlı hayatta kalamaz. Tersine, eğer dünya %10 küçülürse, zayıf yerçekimi nedeniyle su ve hava atmosferden çıkmak zorunda kalacak ve yaşamı imkansız hale getirecektir. Dünya ile Güneş arasındaki mevcut mesafe ve dünyanın büyüklüğü, canlıların var olması için en iyi koşullardır. Bütün bunlar tesadüf mü? Yeşaya 45:18. Çünkü gökleri yaratan Rab, dünyayı yaratıp biçimlendiren, pekiştiren, üzerinde yaşanmasın diye değil, yaşansın diye biçimlendiren Rab Tanrı odur şöyle diyor. Gökleri ve yeri yaratan ve içinde yaşanılacak hale getiren Tanrı'dır. Bu Tanrı'nın varlığı cennetin var olduğunu söyler. Vahiy 21:1. Bundan sonra yeni bir gökte yeni bir yeryüzü gördüm. Artık ölüm olmayacak. Yeni bir gökte yeni bir yeryüzü cennettir. Cennete nasıl gidebiliriz? Tıpkı uzaya gitmek için bir uzay giysisi giymemiz gerektiği gibi. Ölümsüz cennete gitmek için sonsuz yaşamı kazanmalıyız. Sonsuz yaşamı nasıl alabiliriz? Yuhanna 6:54. Bedenimi yiyenin, kanımı içenin sonsuz yaşamı vardır. İsa Mesih'in bedenini ve kanını nasıl yiyip içebiliriz? Luka 22:15. Ben acı çekmeden önce bu fısıh yemeğini sizinle birlikte yemeyi çok arzulamıştım. Sonra eline ekmek aldı, şükredip ekmeği, bu sizin uğrunuza feda edilen bedenimdir, bu kase, sizin uğrunuza akıtılan kanımla gerçekleşen yeni antlaşmadır. İsa Mesih, fısıh ekmeğinin kendi bedeni ve fısıh şarabının kendi kanı olduğunu söyledi. Yeni antlaşma fısıh bayramını yerine getirdiğimizde sonsuz yaşamı kazanabilir ve cennete gidebiliriz. Lütfen! Yeni antlaşma fısıh bayramını yerine getirerek sonsuz yaşam nimetini alırsınız.